İade bir yönüyle başladı. Değerli rejimizden grafiği rica edelim. Başta bir gelişmeyi duyurmuştuk Sezgin Baran Korkmaz adına. Bir Türk avukat Amerika Birleşik Devletleri'nde davaya katılım, yani yargılama sürecine katılım başvurusunda bulunmuştu. ABD yargısından Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatına red başlıklarıyla bugün bir haber yayınlandı. Hem ABD yargılama süreci iade kesinleşti. Artık nasıl olacak? Bunu bizzat avukatından öğrenmek istiyoruz. Hem de merak ettiğimiz husus, bu avukat reddi tam olarak neye işaret eder? İki Türk olmayan avukatın da başvurusu var. Onlar kabul edilirken neden Türk avukatın başvurusu reddedildi? Bunu da merak ediyoruz. Birazdan gazeteci Cengiz Erdinç bizlerle birlikte konuşmaya başlayacağız. Aynı anda Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger'den de bilgiler alacağız. Cengiz Bey, size hoş geldin diyeyim. Hızlıca Murat Bey'e döneyim tekrar. Murat Bey, sizler de hoş geldiniz. Bugün okuduğumuz haberle başlayayım. Bu red kararı tam olarak neye işaret eder, ne anlamdadır? İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle bu red kararı ben de basından öğrendim. Açıkçası gerçek mi, değil mi, olduysa neden hiç fikrim yok. Saat farkı nedeniyle de henüz Nafiz Bey'le de görüşemedim. Neden, eğer yapıldıysa hangi gerekçeyle bunun yapıldığını hukuken bilmiyorum. Ama çok da problem değil. Çünkü orada bir avukat takımımız var. Birden fazla avukatımız var ve bir seneden fazla süreden beri bu takımla beraber çalışıyoruz. Bu nedenle herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama dediğin gibi net bir şekilde bilgim olmadığı için bu konuda herhangi bir şey söylemem mümkün değil şu an için. Peki Murat Bey, şunu sorayım. Nasıl bir yargılama süreci bekliyorsunuz? İade kesinleştikten sonra kamuoyu neleri bilmeli? Adım adım nasıl gerçekleşecek bundan sonraki süreç? Yani şimdi bir kere müvekkilim şu an uçakta. Şu anda uçakta. Eyaletine Salt Lake City'ye gidiyor Amerikalı yetkililerle beraber. Orada düşük güvenlikli bir cezaevine koyacaklar. Yani Amerikan filmlerinde gördüğümüz gibi bir cezaevine koymayacaklar. Çünkü onlar yüksek güvenlikli şiddet suçu işleyen veya uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar işleyen kişileri koydukları yerler. Benim müvekkilim öyle bir şey yapmadığı, öyle bir iddia olmadığı için de hakkında düşük güvenlikli bir hapishaneye konulacak ve eğer çıkarsa jüri önüne kadar iddia makamıyla o plea bargaining dediğimiz pazarlık usulü işlemeye devam edecek. Şimdi bu insanlar hep bunu bir şey zannediyor. İşte pazarlık yapıyor, bir şeyleri satıyor falan. Bu Amerikan hukukunda, ki bize de gelmeye başladı bu ceza hukukunda uzlaştırma, özel hukuk yargılamasında ise ara buluculuk diye sınırlı suçlarda veya hukuki ilişkilerde, Amerikan ceza hukukunda ise hemen hemen her suçta en son aşamada jüri veya mahkeme önüne çıkana kadar bu pazarlık süreci savcılarla devam ediyor. Amaç da şu: mahkemeleri mümkün olduğu kadar az uğraştıralım, çözebiliyorsak öncesinde çözelim. Şimdi biz savcılıktan bir teklif bekliyoruz. O teklif üzerine de bir karara varacağız. Bu süreç alacaktır tabii ki. Dolayısıyla hemen şu an, şu gün hemen çıkacak, mahkemeye çıkacak, jüri önüne çıkacak demek yanlış olur. Tahminen ne kadar sonra ilk mahkemenin, savcı ile ilk irtibatın sağlanmasını tahmin ediyorsunuz, bekliyorsunuz? Yani gittikten çok kısa bir süre sonra zaten savcılarla biz sürekli irtibat halindeyiz. Amerikalı avukatlarımız da sürekli irtibat halinde. Dolayısıyla orada gider gitmez hemen önümüzdeki hafta başı, pazartesi, salı oradaki savcılarla bu görüşmeler devam edecektir. Zaten devam eden bir süreç var savcılarla. Peki, Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı olmanız hasebiyle soracağım. Özgün bakışınızı, perspektifinizi merak ediyorum bu konuda. Nasıl bir yargılama süreci bekliyorsunuz? Ya, bir kere şöyle söyleyeyim. Benim müvekkilim en baştan beri söylediğini hala söylüyor. Ben kesinlikle bu Kingston kardeşlerim ve Lev Termetsyan'ın kendisine yatırım amacıyla aktarmış olduğu fonların Amerika Birleşik Devletleri'nde suç işlenerek elde edildiğini bilmediğini söylüyor. Bunu hiçbir zaman bilmediğini, ne zaman ki Amerika bu kişiler hakkında dava açtı, bunları tutukladı, ben de o zaman öğrendim diyor. Bunun aksini ispat etmek, yani müvekkilimin bunların suçtan elde edildiğini bildiğini ispat etmek ise
Amerikan savcılığının görevi ve gerçekten oradaki ceza yargılamaları da buradaki özel hukuk yargılamaları gibi oluyor. Yani taraf yargılaması ve savcı bir iddianame, bizde olduğu gibi savcı bir iddianame yazacak, köşeye çekilecek, oturacak, mahkemeyle savunma uğraşacak, öyle bir şey yok. Savcılığın gerçekten somut delillerle bunu ispat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla savcılar, bunu tabii çok ciddi bir iş demek bu. Bunun Peki. yerine bir pazarlığa oturuyorlar. Pazarlığın konusu da şu, herkes şunu merak ediyor, onu açıkça söyleyeyim. Buyurun. Pazarlığın konusu, müvekkilimin gerçekten de bilgi sahibi olup olmadığını bilmiyorum ama hani AK Parti hakkında bir şeyler söylemesi, Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir şeyler söylemesi, başka bakanlar hakkında, Süleyman Soylu hakkında bir şey söylemesi, bunlar söz konusu bile değil. Bunların hiçbirisi masada yok. Pazarlığın konusu şu. Şimdi Levon Termetyan ve Kingston kardeşlerle ilgili bir mahkumiyet kararı verildi. Daha doğrusu Kingston kardeşler pazarlık yaptı ve kabul ettiler. Ki burada hiçbir şekilde Sezgin Baran Korkmaz'ı suçlamadılar. Gerçekten de bilmiyordu dediler. Levon Termetyan ise yargılanmayı seçti, tür önüne çıktı ve mahkum oldu. Şimdi bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı da bu suçtan elde edilen gelirlerin müsaadesi, yani devlet tarafından devlet hazinesine geri alınması lazım. Bu da bizim ülkemizde olduğu gibi böyle götürü usul olmuyor Amerika'da. Tek tek hangi suçtan hangi gelir edilmiş, elde edilmiş, o gelir hangi mal varlığına dönüştürülmüş, o mal varlığından başka ne karlar elde edilmiş, yine bunların savcılık tarafından açıkça ortaya konulması, ispat edilmesi gerekiyor. İşte benim müvekkilimden istedikleri bilgi bu. Yani sen bunu biliyor musun, gizlenen, saklanan bir şey var mı, yok mu, bilmem ne mi? Pazarlık tamamen bunun üzerine konulu. Bir de müvekkile gönderilen paraların Amerika'ya iadesi. Yani tamamen Peki. hukuki bir pazarlık söz konusu. Siyasi hiçbir şey yok bu konuda. Masada yok diyorsunuz. Peki Murat Bey, detaylandırdınız. Hem de bir son dakika bilgisini de uçak sürecinin ABD'li yetkililerle şu an ilerlediğini söylediniz. O bilgiyi de almış olduk sizden. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Efendim Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatından 3 sıcak bilgi. Kendisi şu anda ABD'li yetkililerle uçakta dedi. Birinci bilgi bu. İkincisi, düşük güvenlikli hapishaneye gidiyor. 3, siyaseten bazı sorular soruluyor. Ne Erdoğan ne Soylu hiçbiri pazarlık masasında olmayacak dedi. Kısa süre içerisinde de yargılama sürecinin başlamasını beklediğini ifade ediyor. Savcılıkla zaten irtibat halinde devam eden bir dosya var. Cengiz Bey, bir kez daha hoş geldiniz. Önce avukat Dülger'in söylediklerinden hangi çıkarımları yaptınız? Size neler düşündürdü söylenenler ve bu sıcak gelişmeler? Volkan Bey'le daha önce de konuşmuştum ben. Çok şeffaf yaklaşıyor bir savunma avukatı olarak. Onu hatırlatmakta yarar var. Kesinlikle. Ancak şu var. İşin iyi anlattı ama belli bir miktar para da isteniyor. Hani bunun miktarı da çok net değil ama... pazarlığın birinci şartı bu paranın geri ödenmesi. Dün akşam da konuştuk gene Halk TV'de, daha evet. önce de söyledim bunu. Zarraptan ayıran bu. Zarrap Amerika'yı dolandırmadı. Sadece para akladı ve orada bir takım başka suçlar işledi ama Sezgin Baran Korkmaz'a yöneltilen suçlama Amerikan hazinesinin parasını elde etmesi. Ve bakın, bizim hukukumuzda o Volkan Bey'in dediği doğru. Yani o da yasanın eksikliği. Bir para geliyorsa size ve bunu çeşitli yerlere yatırıyorsanız, para aklama suçunu oluşması için bu paranın suçtan elde edildiğini bilmeniz gerektiğini varsayıyor yasa. Yani bilmeyi devlet ispatlamalı. Fakat Amerika'da bildiği ve bilmesi gerektiği gibi bir kavram var. Yani bu suçun manevi unsuru, kast unsuru aslında. Ve bu taksirle işlenebilecek, bilmeden işte işlenebilecek bir suç değil. Bilmeniz gerekiyor. O açıdan biraz farklı olabilir Amerika'daki yaklaşım. Birincisi bu. İkincisi, pazarlık konusunda şu var. Evet. Hani sanıldığı gibi işte AKP ile ilgili bir takım siyasi bilgiler değil, savcı sanık pazarlığı deniyor buna. Elde bir takım deliller var, suçlamalar var,
işte 20 yıldan başlayan hapis cezası var, 20 yıla varan, 5 yıl bir tanesi. Daha önceki ifadesinde yanıltıcı beyan vermekten, bir tanesi 20 yıl para aklamaktan, bir tanesi de her bir şey için 20 yıl, her bir transfer için, o da dolandırıcılıktan. Bu 3 suçlama var. Ama burada ilginç bir şeyi hatırlatayım. Buyurun. Nafiz Çekirge burada.